Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kırılan kornişimizi tamir yapacağız. Şurada 3 santimlik bir kırık görüyorsunuz. Neden kornişler kırılır? Perdeye ayağımızla bastırdığımız zaman yukarıdan çekme yapıyor ve kanalın kanadını kırmış oluyor. Çözüm olarak kornişi değiştirmeniz lazım ya da tamir etmeniz lazım. Kornişi değiştirmek hem zor hem de masraflı. Normal dübellerde yine vidayı söker çıkartırsınız. Bizim evin kornişlerinde ise çivili, plastik çivili dübel kullandım. Onun için sökmesi zor. Tamir yolunu tercih edeceğiz. Hemen kırığın yanında bir vida var. O vida ne işe yarıyor? Kırık 3. kanalda. O kanalı fon perde için kullanıyorduk. Daha önceki kullandığımız fon dar olduğu için kırığa kadar olan kanal yeterli oluyordu bir vidayla. O şekilde kullanmıştım. Yeni fon perdemiz daha uzun olduğu için orayı tamir etmemiz gerekiyor. Hem de sizlere anlatabileceğim bir video konusu çıkmış oldu. Önce vidayı söküyoruz, sonrasında tamire başlıyoruz. Vidayı söktüm. Şimdi bir et kalınlığına bakalım. Evet. 1 milim. Şimdi tamirini yapacağımız kırığın kalıbını çıkarmamız lazım. Buranın bir kağıt bant. Yapıştıralım. Ve kalemle, kurşun kalemle karalayalım. Evet. Bu bizim kalıbımız oldu. Kornişin kırık bölümüne yama yapacağımız ürün plastik kapak, yoğurt kapağı olabilir. Şöyle üzerine yapıştıralım. Evet. Kalemle daha belirginleştirebilirsiniz. Sonra makasla kesip parçayı çıkartmış olacağız. Bu düz kısmı. Evet, parçamız hazır. Bu net kalınlığına bakalım. Sıfır 7 milim. Az ince. Ama fark etmez. Kesmiş olduğumuz parça bakalım tam oturacak mı? Kontrol edelim. Şu kısımda fazlalık var. Onu makasla keselim. Bir daha deneyelim. Şurada hafif bir çıkıntı var ya, orası fazlalıkmış. Şuradan şöyle düz gidiyor. Onu düzelteceğiz. Şimdi son kontrolü yapalım. Evet, tam oldu. Şimdi yapıştırmaya gidiyoruz. Parçamızın genişliği yarım santim. Uzunluğu ise 4 santim gibi, 3,5 santim gibi bir parça. Şimdi buradan hem geniş, şu kadar 1 santimlik olsa olur. Uzunluğu da şöyle 5-6 santim. Oraya yapıştıracak şekilde bir parça keseceğim. Yine kapaktan. Sonra yapıştıracağım. Parçanın düz kısmı kanalında düz kısmına geleceği için bu şekilde yukarıya doğru yapıştıracağız. Yani gelecek diğer parça bu yüzeye yapıştırılmış olacak, büyük parça. Küçük parçayı büyük parçaya yapıştırdım. Onu da bir kağıt banta yapıştırdım. Orada sabit dursun diye. Şimdi yapıştırıcıyı şu bölüme sürüp oraya yapıştırırız. Veyahut da oraya yapıştırıcıyı sürüp bunu oraya yapıştırırız. İkisi de olur.
Parçayı yapıştıracağız. Şu küçük parçanın yanına şöyle uzunlamasına bir şerit aynı parçadan yapıştırdım. Neden? Çünkü şu kanalın şu kısmında bir kod farkı var diyeyim. Yapıştırdığımız zaman şu büyük parça yamulma yapacak. Bu dengeyi sağlaması için. Ayrıca küçük parçanın başlangıç ve bitiş noktalarını çizdim kalemle. Bu şekilde tam deliğe denk gelmesini sağlayacağım. Şimdi yapıştırıcıyı buna sürüyorum ve oraya yapıştırıyorum. Evet, parça yerine yapışmıştır. Bantı sökelim. Gayet güzel yapışmış. Şimdi fon perdemizi takalım. Bakalım tamir edişimiz ne kadar başarılı olmuş. Kontrol zamanı. Fon perdeyi çekeleyim. Geliyor mu? Geliyor ama hafif bir takılma var. Geçmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde de kullanılabilir. Ama şurada hafif bir çıkıntı var. 1 milim kadar. Buna takılıyor. Daha şu tarafa doğru kaydırıp yapıştırsaydık daha iyi olacaktı. Ama biz azıcık sağa kaydırmışız. 1 milim ondan olmuş sıkıntı. Onu düzeltmemiz lazım. Kravatör bıçağıyla buraya alacağım. Falçata da olur ama bu daha keskin. Hem çekim yapmak hem de kesmek zor olacağı için burayı keserken çekemiyorum. Ama kesilmiş halini göstereceğim. Evet, düzelmiş oldu. Düzgün yapıştırmış olsaydık bu sorunlar olmayacaktı, hiç uğraşmayacaktık. Ama açık kaçırınca parçayı böyle bir sorunla karşılaştık. Şimdi bakalım. Evet, hiç takılmadan çok güzel bir şekilde kaya kaya gidiyor. Bir de şöyle aşağıdan çekimle göstereyim. Evet, fon perdeyi çekiyorum. Gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir takılma yok. Gördüğünüz gibi böylece korniş değiştirme masrafından kurtulmuş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.